Azı karar, çoğu zarar denildi. Kullanımında indirime gitme kararı alındı. Yemeklerde kullanılan tuz miktarı artık daha da az olacak. Her şey vatandaşların sağlıklı beslenmesi için. Buyur abi. Afiyet olsun. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında protokol imzalandı. Lokantalardaki yemeklerde tuz miktarı %5'e düşecek. Tuzun ve şekerin ne kadar azaltabildik de vatandaşımızı sağlıklı beslenme yolunda bir yol kat ettik. İnşallah bundan sonra da bu yolda vatandaşlarımızı bilgilendirme açısından bizlere de görev düşüyor. Bu görev de bizim nedir? Sağlık Bakanlığımızın beslenme açısından imzaladığımız protokol da Ankara'da çok verimli geçti. Bundan yaklaşık bir hafta önceydi. Menümüzde tuzu azaltıyoruz sloganıyla yola çıkıldı. Vatandaşlara tuz uyarısı da yapılacak. Başlamadan tuzu atan kardeşlerim için söylüyorum. Ya ben tuzlu yiyorum. Böyle bir şey yok. Bir sorun kardeşim veya en azından bir sorun. Yemeğimizin tuzu var mıdır veya yok mudur? Veya ucundan az bir şeye bakalım. Biz bunları tavsiye. Adımızda bundan sonra yapacağımız adımlarda menümüzde yemek var. Yemeğimizin tuzuna bakmadan tuz atmayalım. Protokol sonrası tuz oranı %15'ten %5'e düşürülecek. Yaklaşık %15'e düşürdük. %30'lardaydı bu tuz oranımız. Kullanım oranı %30'larda. %15'e düşürdük. Hedefimiz bundan sonra %5'e düşürmek. Aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltan lokantacılar ve pastacılar protokolü kapsamında şeker kullanımı da azaltılacak. Sağlıklı beslenmemiz için şeker oranında çok tatlı olaylardan kaçınmamız lazım. Sütlü tatlılar olabilir. Onların da tabii şeker oranını da az koymamız gerekir. Üretici olaraktan, vatandaşın sağlığını düşünerekten. Kütahya'da yaklaşık 1000'in üzerinde gıda işletmecisi var. Gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim sadece bize ait üye ticaret usulüne beraber gıda işletmesi olaraktan 1000'in üzerinde. Çok bir zor değil. Biz kontrol altına alabiliriz. Şeker ile tuzu azaltma oranına bunun önlemini alabiliriz. Bunun için de zaten protokol imzalık Sağlık Bakanımızda, Sayın Sağlık Bakanımızda.